Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine özel sayı tanımlama testiyle devam ediyoruz. N ve x birer doğal sayı, nx iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere hemen notumuzu alalım. N iki basamaklı doğal sayıysa n burada 0 olamayacak. Burada bir eşitlik verilmiş. Bu eşitliği sağlayan nx doğal sayılarına işler sayısı denir demiş arkadaşlar. Bakın burada bir köklü ifade var. Bu sonucu bir doğal sayı çıkmış. Yani kök dışına çıkabilen bir sayı olduğunu anlıyoruz. Haliyle buradan x'in n'den büyük olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Hatta eşit de olabilir. Nasıl söyleyebiliriz? Şöyle, eğer bu x n'den büyük veya eşit olmadığı takdirde zaten bu sayı kök dışına çıkamayacaktır. Örnek verelim. Bildiğimiz örneklerden yola çıkalım. Diyelim ki kök 2. Biz bunun kök dışına çıkamayacağını biliyoruz. Sebebinden biraz konuşalım arkadaşlar. Şu anda köklü ifadelerde değiliz ama biraz bir bilgilendirme de yapmış olalım. Burası 1, burada da bir gizli 2 vardır, değil mi? Yazılmadığı zaman buradaki sayının biz 2 olduğunu biliriz. Bu 2 üzeri 1 bölü 2 arkadaşlar. Bakın bu kesir 1 2'ye tam bölünmediğinden dolayı o yüzden biz de kök 2 sayısı kök dışına çıkamaz diyoruz. Mesela bu 1 değil de 4 olmuş olsaydı biz bunu nasıl yazıyoruz? 2 üzeri 4 bölü 2. Buradan 2'nin karesinden 4 gelmiş oluyor. Bakın kök dışına çıkabildi arkadaşlar. Mesela bir başka örnek daha verelim. Burası 4 değil de burası 6 olmuş olsaydı ne olacaktı? 2 üzeri 6 bölü 2'den burası 2'nin küpü, bu da 8 olacaktı. Yani haliyle arkadaşlar bu x n'den büyük olacak. Yani şuradaki sayı buradaki sayıdan büyük olacak veya eşit olacak. Bir de tam bölünmesi lazım. Değil mi? Tam bölünmesi lazım. Evet. O zaman şimdi bu iki basamaklı sayı ya, nx iki basamaklı sayı, aman çarpım durumunda gibi düşünmeyin bunu, tamam mı? Yoksa soru gider. Aşağıdakilerden hangisi işler sayısıdır diye soruyor. Hemen mesela buradaki bunlar birbirine eşit olduğundan dolayı arkadaşlar biz şu sol taraftaki ifadeyi almak yerine şu sağ taraftaki ifade daha basit ya, bunu kullanalım. Çünkü birbirine eşit nasıl olsa. Nx sayısı 24 olsa, çarpım durumunda değil bir daha söylüyorum. İki basamaklı sayı olduğundan dolayı. Buradan n 2, x de buradan ne olur arkadaşlar? 4. Bakın birbirine bölünmesi lazımdı, değil mi? 4 bölü 2, 2 tam bölünüyor. 2 olmuş oluyor. Ama buradaki ifadeye eşit olmuş oluyor mu? Bir de ona bakalım. Yani sonuçta burası 24 sayısı çıkıyor mu arkadaşlar? Şimdi n yerine ne yazacağım ben? Bakın 2 yazacağım. Burası demek ki yazmıyoruz biz, değil mi? 2 olduğu zaman. X ne arkadaşlar? 4. Burası ne? Bakın burada da 4 var. Bu sayı arkadaşlar kaç olur? Bu sayı kaç olur? Şurayla şurası birbirini götürür. Yani şöyle 4 üzeri 4 bölü 2'den 2 gelir. 4'ün karesi de 16 gelmiş. Biz ne bulacaktık? N2 sayısı 24 olacaktı. Bakın bu eşitlik sağlanmadığı için, yani 16 24'e eşit olmadığından dolayı bu eşitlik sağlanmaz. Demek ki A şıkkımız değilmiş. B şıkkına bakalım. 36 olsun. Buradan n'imiz 3, x'imiz de 6. 6 bölü 6 3'e tam bölünür. Bunda bir problem yok. Bu eşitlik sağlanıyor mu diye bakacağız şimdi. Eşitliğin sağ tarafı 36 dedik. Sol tarafına bakacağım zaman n yerine ben 3 yazacağım. Burası 3 olmuş olacak. X 6 idi. Burası da 6 olmuş oldu. Burası da 6 üzeri 6 bölü 3'ten 6'nın karesi, bu da eşittir 36. Bakın 36 ile 36 birbirine eşit olduğundan dolayı doğru cevabımız B şıkkı. Tamam mı arkadaşlar? Bakın ilk başta bakın şurası n, burası x ya. 3 6 tam büyük değil, büyük değil, değil mi? Bak bunlar direkt D ve E şıklarına direkt elemiyoruz. Hani böyle deneme sorularında genelde E şıkkından başlayın demiştim ama D ile E'yi bu şekilde eleyebilirdiniz. Tamam mı arkadaşlar? Buna bir yıldız atalım. Bence fena soru değil. Gelelim ikinci soruya. Pozitif bir ondalıklı sayıya eklendiğinde tam sayı elde edilmesini sağlayan pozitif sayının ondalık kısmına tamlayan sayısı denir. Örnek de vermiş. 3,68 sayısının tamlayan sayısı 32'dir. Niye? Çünkü şu 68 ile, bakın 68 ile ben 32'yi toplayacağım. Virgülden sonrakiler tabii bunlar. Ne oluyor? Bu olmuş oluyor arkadaşlar. Yani buradan bir tane tam gelmiş oluyor. O tam kısmında ne yapıyoruz? Biz virgülün sol tarafına yazıyorduk, değil mi? Evet. Yani aslında ben şu tamlayan kısımları topladığım zaman ne olması lazım? Bir tamı elde etmem lazım. Evet. Tamam. 2,3 sayısını tamlayan sayısı da 7'dir. Niye? 3 ile 7'yi topladığım zaman 10 yapıyor. Bir tam yapıyor yani. Bir tamı da buraya verdiğim zaman tam 3,0 olmuş oluyor. Yani tam sayı olmuş oluyor. Anladık herhalde olayı. Şimdi bakalım 7ABA sayısının tamlayan sayısı 3 basamaklı B3C sayısı olduğuna göre. Bakın 7ABA sayısı. Bunun tamlanan sayısı B3C'ymiş ya. O zaman ben virgülden sonraki kısımları
Yani ABA ile B3C'yi topladığım zaman arkadaşlar ne olacak? Bir tam sayı elde edeceğim. Oradaki tam sayıda ne yapacağım? Virgülden önceki kısma, virgülün sol tarafına atmam lazım. Değil mi? Haliyle o zaman buraların hepsinin sıfır olması lazım değil mi? Evet. Yani burada da şöyle bir sayı olacak. Bir olacak. Bunu da ön tarafa vermiş olacağım. Tamam. Buradan A ile C'nin toplamı ne olacak arkadaşlar? Sıfır olabilir mi? Yani ben sıfırla sıfırı toplarsam sıfır olur ama sıfırla. Şimdi burada mesela B sayısı da 3 basamaklı olacak ya. B'nin sıfırdan farklı olduğunda bir kere bir not etmekte fayda var, değil mi? B sıfır olamayacak. Tamam. Şimdi A ile C sıfır olmuş olsa ne olur? Sıfırla sıfırın toplamı sıfır olur. Tamam. Burada bir problem yok. Şimdi burası B 7 olmalı ki 7 ile 3'ün toplamı 10 olsun. Tamam. 10'un sıfırı elde var 1. Bakın burada B'ye 7 demiştim. Elde 1 de ekleyince 8. 8'de neyi toplarsam 10 yapar? 2. A 2 olmuş oluyor. Burada A 0 dedim. Bak burada da 2 dedim. Burada bir çelişki var değil mi? Yani demek ki bakın bunların 0 olma ihtimali neymiş arkadaşlar? Yokmuş. O zaman A artı C 0 olamaz. 0 olamayacaksa ne olacak? 10 olacak. Yani A artı C'nin buradan 10 olduğunu söylemek mümkün. 10'un 0'ı değil mi? Elde var 1. Elde 1'i buna eklerim ben. 3. Bir de eldeyi eklersem 4. 4 ile neyi toplarsam 10 yapar? 6. B 6 olacak buradan. Değil mi? Tamam. 10'un 0'ı yine elde var 1. B 6 demiştik. Eldeyi de eklersem üstüne ne olacak? 7. 7 ile neyi toplarsam ben 10 yapar? 3'ü. Değil mi? Demek ki A'da neymiş arkadaşlar? 3'müş. A 3 ise C ne olacak? A 3 ise C'de 7 olacak. C'de ne olacak arkadaşlar? 7 olmuş olacak. Tamam. Bu değerlere o zaman bakalım. A, C, B sayısını diyor ya. A'yı ne bulduk? 7. C ve B sayılarına bakalım. A'yı 3 bulduk. Pardon. C 7. B sayısı da 6. Bunun tamlayan sayısı. Tamlayan sayısı da ne olmuş olacak arkadaşlar? Burası 24 olursa ne yapar? 10 yapar. Buradaki tam bu kısma geçmiş olur, değil mi? Demek ki arkadaşlar tamlayan kısmı ne oluyor? 24 olmuş oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Bence bu da güzel soru. Buna da bir yıldız atalım. Gelelim üçüncü soruya. İki basamaklı bir sayı ile bu sayının rakamları yer değiştirdikten ve elde edilen sayıların kareleri hesaplandıktan sonra elde edilen sayıların tersten okunuşları birbirine eşit oluyorsa bu koşulu sağlayan iki basamaklı sayılara yansıyan sayılar denir diyor arkadaşlar, değil mi? Okuyunca insan hiçbir şey anlamıyor yani. Evet. Bir örneği de inceleyelim. Bakın bir 12 sayısı 12'nin karesini almış 144, 21'in karesini almış. Yani 12'nin tersi 21 ya, o yüzden bunu da almış 441. Şimdi arkadaşlar bunu tersten okuduğum zaman 441'i 144 sayısı elde ediyor muyum? Evet. Veya tam tersi 144 sayısı, bakın bunu tersten okuduğum zaman 441 bu sayıyı elde edebiliyor muyum? Ediyorum. O zaman demek ki 21 ve 12 sayıları yansıyan sayılardır diyor. Anlaştık. O zaman hemen 10'un yansıyan sayısı ne olacak arkadaşlar? Tersini alacağım ya. 0,1 olacak. Bu 10'un karesi ne olacak arkadaşlar? 100. 1'in karesi ne olacak? 1. Sonuçta ben bunun önüne istediğim kadar sıfır ekleme hakkım var. Sonucu değiştirmez yani. 301 diye okusam yine 1. 01 yine 1 demek arkadaşlar, değil mi? Şimdi bakın bunun tersten okunuşu 100 yapıyor mu? Şu sayı yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki o zaman bu yansıyan sayı olur. 13'e bakalım. Bunun tersine bakalım. 31. 13'ün karesi ne olacak? 169. 31'in karesi ne arkadaşlar? 31'in karesi 961. Nereden anladın hocam? Bakın hemen şuradan aldım. Bir sayının karesini hesaplarken, şimdi 31'in karesini hesaplarken 31, şimdi 30'dan kaç fazla? 1 fazla. 31'e 1 ekliyorum. Ne oluyor? 32. Şimdi ben 30'la ilgili bir kıyaslama yaptığım için 32 ile 30'u çarpıyorum. Kaç oluyor? 960. 31 30'dan 1 fazlaydı ya. O 1'i buraya ekliyorum. 961 oluyor. Anlaşılmadı değil mi? Tamam. Bir örnek daha yapalım. Mesela 32'nin karesini alalım. Şimdi 32 30'dan kaç fazla? 2 fazla. 32'ye 2 ekliyorum. Ne oluyor? 34. 30'la kıyaslama yaptığım için 34'ü 3 ile 30'la çarpıyorum daha doğrusu. Ne yapıyor? 1020 yapıyor arkadaşlar. Şimdi 32 30'dan 2 fazlaydı ya. Bu 2'nin karesini de ekliyorum. 2'nin karesi de 4 yapar. Ne oluyor? 1024 yapmış oluyor arkadaşlar. Tamam mı? 1024 yapmış oluyor. Bu şekilde pratik olarak hesaplayabiliyoruz. O zaman bakın şimdi bu 961 sayısı tersten okuduğum zaman 169 sayısı yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki arkadaşlar
Bu da neymiş? Yansıyan sayıymış. 15'e bakalım şimdi. 15 tersi ne olacak arkadaşlar? 51. 15'in karesi 225 yapar. Ben zaten bakın bu sayının karesini aldığım zaman, bu sayının karesini aldığım zaman ne olacak? Zaten arkadaşlar bunun karesini aldığım zaman sonu birli bir şey biter. Sonu birli. Burada sonu zaten 5'li bir şey. O zaman bunun olamayacağını direkt olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Bu 51'in karesi peki pratik olarak nasıl alınabilir arkadaşlar? Bunu da pratik olarak şöyle yapabiliyoruz aslında. 25 bakın 50'nin yarısı 25 ya. Bu 51'den 50 51 50'den bir fazla. O zaman 25'i de 1 ekliyorum. 26. 50 2 tane sıfır atıyorum arkadaşlar. Bir fazlaydı ya 50'den. 1'in karesi de 1 olduğu için ne oluyor? 2601 olmuş oluyor. Zaten tersten okuduğum zaman da 1062 oluyor, değil mi? O yüzden bunun olma ihtimali de arkadaşlar yok. Bu şekilde de ispatlamış olduk. Buna göre doğru cevabımız bakın C şıkkı. Geldik dördüncü soruya. ABC ve DEF 3 basamaklı sayılardır. Hemen buradan A'nın sıfırdan farklı olduğu, D'nin de sıfırdan farklı olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Tamam. Böyle bir eşitlik verilmiş. Bu eşitliği sağlayan kesire enteresan kesir denir demiş. Bu da enteresan kesirmiş. Enteresan kesirse o zaman bu şekilde yazılması lazım. Yani 48M bölü 111 eşittir. Ne olacak? Bunların rakamlarını toplamış. Bakın burada. 4 artı 8 artı M bölü. Bunların da rakamlarını toplarsam ne yapar? 3 yapar. Değil mi? Evet. Şimdi buradan bakın arkadaşlar. Bu 30, 111 ile 3'ü sadeleştirdiğim zaman 37 gelmiş olacak. Burada 3 basamaklı sayı olduğu için bunu açarsam ne olacak arkadaşlar? 480 artı M olacak. 37 ile de şu sayıları çarparsam 8, 4 daha ne yapıyor arkadaşlar? 12 yapıyor. Yani 37 ile 12'yi çarptığım zaman 37 ile 10'u çarpsam 370 yapar. 2 ile de 37'yi çarpsam 74 yapar. Artı 37 M yapmış oldu arkadaşlar. M'yi diğer tarafa atarsam 36 M olmuş olacak. Değil mi? Bununla bunu topladığım zaman da ne olacak arkadaşlar? 444. 480'den çıkardığım zaman da ne olacak? 36 olmuş olacak. M sayısını da buradan 1 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 5. soruya. Bir sayma sayısının tüm pozitif tam sayı bölenleri belirleniyor. Kendisi hariç diğer bölenlerinin toplamı 2'nin kuvveti ise bu sayılara kuvvetli sayı adı veriliyor diyor arkadaşlar. Örnekte vermiş. 9'un pozitif bölenleri 1, 3 ve 9 kendisine at demiş. Geri kalanları topla 1 ile 3 topladım. 2'nin kuvveti şeklinde yazıldı mı? Yazıldı. Bu kuvvetli sayıymış. 12'ye bakalım şimdi. Bakın 12'nin pozitif bölenlerini yazmış. Kendisine attım. Bunları topladık. Kaç yapmış? 16 yapmış. 2'nin kuvveti şeklinde yazıldı mı? Yazıldı. O zaman bu kuvvetli sayıymış arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuvvetli sayıdır diye soruyor bize. E şıkkından başladık, değil mi? 26. Bunun pozitif bölenlerine bakıyorum. 1, 2, 13 ve 26. Kendisine attım. Geri kalanlarını topladım. 15, 16. 2'nin kuvveti şeklinde yazıldı mı? 2 üzeri 4 şeklinde yazıldı. Bu kuvvetli sayıymış. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Geçtik. Hatta bir tane de olmadığına dair örnek verelim. 24'ün pozitif bölenlerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Attım kendisine. Geri kalanlarını topluyorum. 20, 26, 30, 33, 35, 36. 2 üzeri 2'nin kuvveti şeklinde yazılabilir mi 36? Yazılamaz. O zaman kuvvetli sayı değil. Tamam. Geldik 6. soruya. Baştan ve sondan okunuşu aynı olan sayılara palindrom sayılar denir arkadaşlar. Örneğin 767 ile 1331 palindrom sayılardır diyor. Niye? Tersten de okusam, düzden de okusam aynı şekilde okunmuş oluyor. 3 basamaklı bir ABC sayısına eklendiğinde 3 basamaklı bir palindrom sayı oluşmasını sağlayan pozitif sayıya ABC sayısının palindisi denir. Ha demek ki bu ABC sayısı daha palindrom sayı değilmiş, değil mi arkadaşlar? Bunu palindrom sayı yapmasını sağlayan, yani ben bir sayı eklediğim zaman palindrom sayı olacak bu. Anlaşıldı. Buna göre diyor 374 sayısının palindisi olan. Bu zaten palindrom sayı olmadığı aşikar değil mi? Çünkü baştan ve sondan okuduğum zaman aynı sayılar yapmıyor. 374 ile 473 olmuş oluyor. Palindrom sayı değil. Şimdi bizim 374 sayımız var. Ve ben bu sayıya bir şey ekleyeceğim. En küçük ve en büyük pozitif iki sayının toplamını bulacağım. Palindrom sayı yapacak. Şimdi arkadaşlar
Sonu başı 3 ise sonu da 3 olması gerekmiyor mu? Çünkü başla sonu aynı olacak ya. Başta son aynı olmuş olacak, değil mi? Başla son aynı olmuş olacak. Evet. Şimdi o zaman ne olacak arkadaşlar? Ben bu sayıya bir şey ekleyeceğim ki eklediğim zaman 374'ten büyük olması lazım. Sonunun da 3 ile bitmesi lazım. 374'ten sonra ben şimdi ilk başta en küçüğü bulacağım. Ne olacak arkadaşlar? 7'den bir sonraki sayıyı almam lazım. 8 olması lazım. 374'ten 383'e kaç arttı? 9 arttı. Değil mi? Demek ki en küçük sayım benim neymiş? 9'muş. En büyük sayı, 3 basamaklı en büyük sayı. Hemen aklıma ne gelecek arkadaşlar? 999 gelmiş olacak. 999. Sonuçta bu da palindrom sayı değil mi? Evet. 374'ten o zaman 999'a kaç gitmiş olurum? 999'dan 374'ü çıkartırım. Değil mi? 5, 2, 6. 625 olmuş oluyor. Bu da en büyük sayı mı? Evet. 625. Bunların ikisinin toplamını soruyor. 625'te de 9'u toplarsan 634 olmuş oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Buna da bir yıldız atabiliriz yani. Gelelim kaça? 7. sorumuza. YXY 3 basamaklı sayı olmak üzere. Hemen Y 0'dan farklı olacak. Notumuzu alıyoruz. Onlar basamağındaki rakam yani X. Yüzler basamağındaki rakamdan büyük. Yüzler basamağındaki rakam ne? Y. Bu Y'den büyük olacakmış. Tamam. Birler basamağındaki rakamdan küçük ise. Yani bu da birler basamağındaki rakamdan da küçük olmuş olacak. Şöyle. Tamam. Bu sayıya x'lik sayı deniyormuş arkadaşlar. Tamam. Örnekte vermiş burada. Bu üçlük sayıymış. Yani en büyük z olacak diyor arkadaşlar. Evet. En büyük bakın z burada. Değil mi? Şimdi bu x, y, z ya. En büyük z. Sonra ortancası x olacakmış. En küçük de bakın ne olacakmış? Y olacakmış değil mi? Evet. Tabi bu x, y, z sayısı olmayacak değil mi? Y, x, z sayısından bahsediyoruz. Y, x, z sayısı. Evet. Tamam. Bu üçlük sayı diyor arkadaşlar. Niye üçlük sayı? Bu çünkü ortancası bak x ya. Şunların ortancası x ya. Bunların ortalarında da 3 olduğu için üçlük sayı diyor. 5 olsaydı 5'lik sayı gibi olacaktı. X'lik 16 tane sayı olduğuna göre diyor. X kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada şıklardan giderek yapalım. Mesela E'den başlayalım. Tamam mı? X diyelim ki 7 olsa. X diyelim ki 7 olmuş olsa. Burası da Z, burası da Y olmayacak mı o zaman? Evet. Şimdi Z arkadaşlar 7'den büyük olacaksa ne olabilir? 8 ile 9 olur. Değil mi? Bu arkadaşlar ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 olamaz mı? Olamaz. Çünkü not etmiştik değil mi? Yüzler basamağında olduğu için olamaz. Burada kaç tane sayı var? 6. Burada 2. Demek ki arkadaşlar 6 çarpı 2'den 12 tane durum var. Ben kaç tane istiyorum? 16 tane istiyorum. Demek ki E olamaz. Tamam mı? Evet. Şimdi şunları silelim. Şunları silelim. Bu sefer 6 olsun. Şurayı da ne yapalım? 6 yapalım arkadaşlar. O zaman burası ne olacak? 7, 8, 9. Kaç sayı var? 3 sayı. Burada kaç tane var? 1'den 5'e kadar olacak. Yani 5 tane sayı olacak. 3 kere 5'ten de 15 tane durum olmuş olacak arkadaşlar. Nasıl? Niye 15 tane durum? Niye çarpıyoruz bunları? Aklınıza gelebilir. Bakın 7 ile 1, 7 ile 2, 7 ile 3, 7 ile 4, 7 ile 5. Sonra 8, bak 5 durum. 7 ile ilgili 5 durum. 8 ile ilgili bakın 8'e 1, 8'e 2, 8'e 3, 8'e 4, 8'e 5 gibi. Bakın 5 durum da buradan gelmiş oluyor. 9 için de aynı şekilde 5 durum. Toplam 15. Yani bu 3 tane 5'e eşit olmuş oluyor. O yüzden yapıyoruz. Tamam mı? Aklınıza niye çarpıyoruz gibi soru gelirse ben 16'yı arıyorum. Bu da olmadı. Şimdi 5 olsa bakın burası ne olacak? 6, 7, 8, 9. Burası 4 tane sayı olmuş oldu. Burası da 1, 2, 3 ve 4. Burada da 4 sayı. 4 kere 4'ten 16 sayı. Ben de zaten 16 tane olmasını istiyorum. Bakın doğru cevabımız C şıkkı. Bence bu da fena değil. Buna da bir işaret koyalım. Geldik 8. soruya. Herhangi 3 ardışık tam sayı, 4 ardışık tam sayı veya 5 ardışık tam sayının toplamına eşit olan sayılara tri ardışık sayılar denir demiş arkadaşlar. Örnekte vermiş. Bakın 30'u bu 3 tane ardışık sayının toplamı şeklinde yazmış. Aynı zamanda 4 tane ardışık sayının toplamı şeklinde de yazılmış.
5 tane ardışık sayının toplamı şeklinde de yazılmış 30 sayısı. O yüzden bu sayı 30 sayısı tri ardışık sayıymış. Buna göre 3 basamaklı kaç tri ardışık sayı vardır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi 3 tane ardışık sayı olarak yazılacaksa ben ne yapayım? A diyeyim ortancasına. Bir sonraki A artı 1, bir öncesi A eksi 1. Bunu temel kavramların ilk videosunda konu olarak anlatmıştık, değil mi? Bakın şöyle yapmaktan daha kolaydır. İlkine A, ikincisine A artı 1, üçüncüsüne A artı 2 desen, bu şekilde yapmak yerine arkadaşlar şöyle yaparsak işlerimiz biraz daha işlem kolaylı oluyor. Yoksa iki türlü de yap, sıkıntı yok ama A artı 1, A eksi 1 dediğim zaman arkadaşlar ben bunların toplamını bulduğum zaman eksi 1 ile artı 1 birbirini götürüyor. Bakın burada 3 tane A kalmış oluyor. Tamam mı? Şimdi 4 tane ardışık sayının toplamı şeklinde yazılacaksa ortanca sayıya ben yine B diyeyim. Şöyle bunun tabi ortası yok ama bir sonraki B artı 1, bir öncesi B eksi 1. Bir sonraki B artı 2. Zaten 4 tane sayımız oldu. Toplamları da ne olacak arkadaşlar? Toplamları şeklinde yazıyoruz ya. Toplamları da 4B artı ne olmuş oluyor? 2 olmuş oluyor. Tamam. Evet. Şimdi üçüncüsüne bakın. İlk başta bakın aynı sayıdan bahsediyoruz biz tabii. 3A şeklinde yazıldı. 4B artı 2 şeklinde yazıldı. 5 tane ardışık sayının toplamı şeklinde yazılacaksa C diyelim bu ortanca sayıya. Bir sonraki C artı 1. Bir önceki C eksi 1. Bir sonraki C artı 2. Bir önceki C eksi 2. Eksi 2 ile artı 2 gitti. Eksi 1 ile artı 1 gitti. Toplamda ne kaldı arkadaşlar? 5C kalmış oldu. Şimdi bakın öyle bir sayı var ki x sayısı bilmiyorum o 3 basamaklı sayı. Ne olacak? 3A şeklinde yazılabildi mi? Evet. Aynı sayı 4B artı 2 şeklinde yazılabildi mi? Evet. 5C şeklinde de yazılabildi. Niye eşitlik koydum ben buraya? Çünkü hep aynı sayıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Aynı sayıdan bahsediyoruz. Tamam mı? O yüzden eşitlik olmalı burada. Tamam. O zaman bu 3'ün katı, 4'ün katı ve 5'in katı olmalı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi tabii 4'ün katı derken burası tam 4'ün katı da değil. 4'ün katı da değil burası. O zaman bakın ne yapacağız? Şimdi 2 eklesem tamam burası 4'ün katı olur da. Şimdi her tarafa 2 eklemem gerekecek ya. Ama burası şimdi 5'in katı olmaz. Yani 5'in katından 2 fazla olmuş oluyor. Burası da aynı zamanda 3'ün katı olmuyor, değil mi? Buraya o zaman demek ki 2 değil de öyle bir sayı ekleyeceğim ki hem 5'e hem de 3'ün katı olsun. Tamam mı? O zaman arkadaşlar bakın 30 eklesem. 30 eklesem her tarafa. 30 ve 30 eklemiş olsam. Burası 3'ün katı olmuş oluyor mu? Evet. Burası 32 olmuş oluyor. 4'ün katı. Burası da bakın 5'in katı olmuş oluyor. Değil mi? Yani 3'ün 4'ün bak tabii 30'u buraya ekliyorum da bu tarafa da ekleyeceğim. X artı 30 eşittir. Burası şimdi 3'ün 4'ün ve 5'in katları olmuş oldu. Değil mi? Ben şimdi bunlar en küçük nerede eşitlenir arkadaşlar? En küçük nerede eşitlenir? 3, 4, 5 aralarında asal olduğu için bunların çarpımında eşitlenir. 3 kere 4, 12. 12 çarpı 5, 60 olacak. Değil mi? Yani x artı 30 eşittir 60. Ben buradan x'i bulmaya kalksam, bu x'in tabii 3 basamaklı sayı olduğunu unutmayacağım ben. O zaman x 30 olur. Bu olmaz. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bunun önce bir 2 katını alacağım. 2 katı ne yapar? 120. 120'den 30'u çıkarttığım zaman 90 olur. X yine 3 basamaklı sayı olmayacak. O zaman ne yapacağım? Bunun 3 katını alacağım arkadaşlar. 180. X de buradan ne olacak? Şimdi x artı 30 eşittir 180 ise x buradan 150 olacak. 153 basamaklı mı? Evet, 3 basamaklı. Demek ki x sayımız böyle 150 olur. İkinci sayımız ne olacak arkadaşlar? Hep 60 fazlası olacak, değil mi? 60 60 gidiyorum ya. Yani şöyle düşünün. 4 katı 60'ın 240 olur. 30'dan çıkardığım zaman da 210 olmuş olacak bu şekilde. Hep 60 60 gidecek. 270. Tabii en son nereye kadar gidebilir arkadaşlar? Mesela tam 60'ın katı 960 olur. Değil mi? 960 olur. 960'tan da 30'u çıkartırsam 930 olmuş olur. Ama ben buna bir 60 daha eklesem 990 da bunun var yani. En son 990'a kadar gidiyormuş. Şimdi burada terim sayısını bulmak lazım. Terim sayısını da nasıl buluyoruz arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Son terim 990. İlk terim 150. Artış miktarı bakın 60 60 artı 1 şeklinde bulabiliyoruz. Buradan ne yapacak? 840 bölü 60 artı 1. 84'ü 6'ya bölersem 14. 14 artı 1'den de 15 tane olmuş oluyormuş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı.
Valla bence bu da güzel soru. Neredeyse hepsine yıldız attık, değil mi? Evet, tekrar ediyorsunuz bunları ha. Geldik 9. soruya. A, B, C birer rakamdır. A küçük, B küçük, C bu şekilde de gidiyor arkadaşlar. A gen sayısı deniyor. Ha, demek ki bak en küçük sayı hangisi ise o kadar gen sayısı deniyormuş. Tamam. Örnek vermiş. Bu 4 basamaklı sayı arkadaşlar. Bakın burası 4 olduğu için en baştaki sayı dörtgen sayı. Burası 5 olduğu için beşgen sayı demiş. Evet. Kaç tane üçgen sayısı vardır diye soruyor arkadaşlar. O zaman şimdi bu 3 ile başlamak zorunda değil mi? Evet. Şimdi üçgen sayısı dediği için arkadaşlar ne olacak? 3 tane rakam olacak. Yani buradan sonraki sayılar mesela B ve C olsun. Değil mi? Şuradaki sıralamaya göre. Üçgen sayısı 3 tane sayı yazdım. Üçgen sayısı olabilmesi için bakın şuradaki sayının 3 olması lazımdı. O zaman buna 3 yaptım. Şimdi arkadaşlar bunlar ne olabilir? Bakın rakamlarla çalışıyoruz biz sonuçta. Benim şimdi 3'ten büyük olacaksa 3'ten büyük rakamlarım ne? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç tane rakamım var? 3, 3, 6 tane rakamım var. Kaç tane sayı seçmem lazım benim? 2 tane sayı seçmem lazım B ve C için. O zaman ben 6 tane sayıdan 2 tane sayı seçtiğim zaman, değil mi? O zaman ne olmuş olur arkadaşlar? Bu 6'yı geriye 2 defa aç demek. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Burası gitti. 3 kere 5'ten de 15 gelmiş oluyor arkadaşlar, değil mi? Bakın ben şimdi siz diyeceksiniz ki hocam peki biz şuradaki küçüklük, büyüklük şeyini hiç hesaba katmadık diye düşünebilirsiniz. Aslında kattık. Nasıl kattık? Mesela atıyorum 4 ile 5 seçmiş olsam. 4 ile 5 seçmiş olsam. Arkadaşlar otomatikme 4 bu 5 bu olmak zorunda değil mi? Bak buradaki sıralamayı tutturmak için. Zaten tek durum var. Tek durum olduğu için aslında benim bunu 1 ile de çarpıp gösterebilirim, değil mi? Tek durum olduğu için. Mesela 6 ile 9. 6 ile 9'u seçmiş olsam. O zaman mecburen 6 B'ye C'de 9'da C'ye gelmek zorunda değil mi? Buradaki sıralamayı tutturmak için. O yüzden tek bir durumda sıralayabiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 6 tane durumdan ikili seçimler yapıyorum ve 15 tane seçmiş oluyorum. Biraz da kombinasyona bulaştık ama idare edin arkadaşlar. Şu anda anlamadıysanız kombinasyonu işledikten sonra permütasyon kombinasyonu tekrar geri dönebilirsiniz. Notunuzu alın. Anladıysanız zaten problem yok. Tamam. Evet. Gelelim 10. soruya. İçine yazılan bir A doğal sayısının pozitif bölen sayısı çokgenin kenar sayısına eşit oluyorsa A sayısına gen asal sayısı denir. Örnek de vermiş arkadaşlar. İfadesinde 12 sayısı gen asal sayısıdır. Niye? Çünkü 12 bunun kenar sayısı ne? 6. Değil mi? 6 arkadaşlar. Şimdi nasıl eşitlenecek bu? Şu 12'nin bakın A doğal sayısı diyor ya burada içine yazılan A doğal sayısını. Yani burada 12'yi temsil ediyor aslında. Pozitif bölen sayısı. Ben 12'nin pozitif bölenlerine bakayım. 12'nin pozitif bölenleri bulmak için asal çarpanlarını ayırmam gerekiyor benim. Asal çarpanlarını ayırırsam da 2'nin karesi çarpı 3 değil mi? Bak şunların asal olması önemli. Asal değilse biz pozitif bölen sayısını falan bulamayız ha. Ona göre. Burada peki nasıl yapıyorduk? Peki nasıl yapıyorduk? 2'nin şunları pozitif bölen sayısını pratik olarak bulmak için üstlerine birer artırıp çarpıyordum. 2'yi 1 artırdım 3. 1'i de 1 artırdığım zaman 2 olacak. 3 çarpı 2'den ne olacak arkadaşlar? 6 olmuş olacak. Yani 6 tane pozitif bölen sayısı var. Peki bunların üstlerine niye birer artırıyorduk? Yine temel kavramların birinci testinde anlatmıştım konu anlatım bölümünde. Arkadaşlar benim 2 tane 2'm yok mu? Evet. Ben bu 2'nin 2 tane 2'yi seçerim. Bir tanesini seçerim. İki tanesini seçerim veya hiç seçmem. O artı bir demek ne demek biliyor musunuz? Aslında hiç seçmem demek. Hiçbirini seçmem demek. Bak bu bir tane üçümüz var. Bu ne demek? Ben bir tane üçü seçerim ya da seçmem demek arkadaşlar. Seçmeme hakkım var. O yüzden bu bir eklememizin sebebi o. Tamam mı? Evet. Anlaştık. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Tekrar sorumuza dönecek olursak. Şimdi ne yaptık? 6 bulduk. Bu çokgenin kenar sayısına eşit oldu mu? 6 gen olduğu için oldu. O zaman bu gen asal sayıymış. Tamam mı? İfadesinde AB iki basamaklı sayısı gen asal sayı olduğuna göre diyor. Kaç farklı iki basamaklı AB sayısı vardır diye soruyor arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bu içerideki sayıyı asal çarpanlarına ayırıyordum. Bu iki basamaklı sayıyı asal çarpanlarına ayıracağım. Değil mi? Ve ben ne bulacağım arkadaşlar? 3 bulmuş olacağım. Değil mi? Üstlerini birer artırıp çarptıktan sonra 3 bulmuş olacağım. Bu nasıl mümkün? Bunun karesel sayı olmasıyla mümkün. Eğer ben bir karesel sayı elde edersem
örnek veriyorum 5'in karesi olsa, ben bunu 1 artırdığım zaman 3 olur ya, buradaki üçgene eşit olması için, kenar sayısına eşit olması için. O yüzden bunun sadece karesel sayı olması da mümkündür. Tamam mı? Başka ne olsa biz bu 3'ü elde edemeyiz arkadaşlar. O zaman şimdi bu aşağıdaki sayıların da asal sayı olması gerektiğini söyledik. Asal olması zaten pozitif polinom sayısını bulamayız. Tamam mı? Yanlış buluruz yani. Öyle söyleyeyim. O zaman iki basamaklı olacaksa ne olacak arkadaşlar? Mesela iki basamaklı karesel sayıları ben yazayım. Daha iyi anlamanız açısından. 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi, 9'un karesi. 10'un karesi 100 olur artık. İki basamaklı sayı olur. Şimdi arkadaşlar bu 4 asal mı? Değil. Olmaz. Bak asal olacak. 5 asal mı? Asal. 6 asal mı? Değil. 7 asal mı? Asal. 8 değil. 9 değil. Tamam mı? O zaman kaç tane oluyormuş bakın? 2 tane olmuş oluyormuş. Neymiş bunlar? 25 ve 49 olması lazım bu AB yerine. Tamam. Bakın bu da önemli bir soru tipi. Bunu da yıldız atıyorum. Şuradaki bilgiyi bir not alın arkadaşlar. Tamam. Geldik 11. ve son sorumuza. Sayı doğrusu üzerinde K, L ve M noktalarına denk gelen sayılarla ilgili LM'nin KL'ye oranı ne oluyorsa KLM sayılarına asimetrik sayılar denir ve KM ve bu şekilde de gösteriliyormuş arkadaşlar. Örnek de vermiş. Değil mi? 14'ten 6'yı çıkarmış. 6'dan 2'yi çıkarmış. Demek bu sonuç ne oluyormuş? 2 oluyormuş. Ve böyle olduğunda 2, 6 ve 14 sayılara asimetrik sayılar oluyormuş arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun aslında nasıl bulunmuş? Şurayı bir yorumlamakta fayda var. Çünkü buradaki işlemleri yapacağız yani. Ne demiş yani burada? Bakın KM, bak şurada LM, üstte pay kısmında LM var ya, yani şununla şunun arasındaki fark, değil mi? Ve K ile L arasındaki, K ile L arasındaki fark. Tabii önce K ile L mi, L ile K mı, çok da önemli değil. Bu zaten uzunluktan bahsediyoruz. Nereden anladık uzunluktan bahsettiğimizi? Bakın şurada mutlak değer işareti var ya, mutlak değer gibi düşünün bunu. Zaten negatif çıkma şansı yok. O yüzden hangisini aldınız çok da önemli değil. Evet, tamam. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Şöyle. Şimdi sayı doğrusunu da gösterecek olursak biz bunları, zaten sıralamayı da vermiş. A, şurası B, C, D ve E olsun arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Bakın. Şununla şunun farkını alacağım. Sonra şununla şunun farkını alacağım, değil mi? Burada öyle yapmıştık ya. Evet. Şimdi B ile C'nin farkı ne olacak arkadaşlar? Da C eksi B diyelim, fark etmez. C eksi B ile B eksi A farkı ne olacakmış? Bakın şuradaki mesela bu 2 ya arkadaşlar. Bu 2 nereden geliyordu? Şurada bulunan 2'den geliyordu, değil mi? O zaman bakın buradaki sayımızda ne olması lazım? Sonucu 2'ye eşit olması lazım. Buradan arkadaşlar, buradan da ne olacak? İşler dışlar çarpımı yapacak olursam C eksi B eşittir 2B eksi 2A olmuş olacak. Buradan da C artı 2A eşittir 3B olacak. Değil mi? Buradan biraz karışık ifadeler geldi. Biraz daha pratik bir şeyler bulalım o zaman. Şöyle BC'nin, şöyle diyelim. Şu BC uzunluğunu almayacağım mı ben? Evet. BC uzunluğu bak şurası mı? Evet. Bunun AB'ye oranı ne olacakmış? 2 olacakmış. O zaman arkadaşlar, o zaman şöyle yapalım. BC'nin AB'ye oranı. Şöyle yazarsak daha mantıklı olacak herhalde. AB uzunluğuna oranı ne olacakmış? 2 olacakmış. O zaman ben BC'ye 2K dersem AB ne olacak? K olacak. Tamam. Böyle daha şık oldu. Şimdi EC'nin BC'ye oranı 4 olacakmış. EC şöyle, neresi? Bakın şuradan şurası. Bir de BC'ye oranı ne olacakmış? 4 olacakmış. Burası 2K olduğundan dolayı CE uzunluğu o zaman 4 çıkması için 8K olacak arkadaşlar. Tamam, bunu da not aldık. ED'nin, bakın rengimi değiştireyim. ED'nin CD'ye oranı ne olacakmış? 5 olacakmış. Tamam, ED. Ben buraya P diyelim. CD'ye oranı ne olacak arkadaşlar? ED'ye P demeyelim biz. 5P diyelim. Değil mi? CD'ye oranı da bakın şurası da P olsun ki 5P'nin P'ye oranı 5 olmuş olsun. Tamam. Bu zaten arkadaşlar, bu 6P dediğimiz aynı zamanda CD uzunluğu 8K'ya eşit değil mi? 6P eşittir 8K ise 3P eşittir 4K olsun. Ben sonuçta burada oranlardan bahsediyorum, değil mi? Oranlardan bahsediyorum. Şöyle. O zaman ben burada P'yi 4,
K'yı da 3 almamda bir sakınca yok arkadaşlar. Çünkü sadeleştirdiğim zaman orada P'ler K'lar zaten birbirine götürüyor. Sabit bir sayı kalmış oluyor. O zaman şurada hemen ne yapalım? Sayılar yazalım arkadaşlar. Sayıları yazalım. P 4'tü. Şurası 4. Burası da 4 çarpı 5 çarpı 4'ten 20 olacak. K'da 3'tü. 6. Burası da 3 olmuş olacak. Tamam. A, E aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Hemen şimdi E şıkkından başlayacak olursam burası ne? C. Yani şöyle olmuş oluyor. A virgül E eşittir. C5. Yani bu ne demek? EC'nin AC'ye oranı 5 oluyor mu? EC bölü AC eşittir 5 mi? EC neresi arkadaşlar? EC bakın 24 değil mi? Ben zaten bunun sonucunun 5 olmayacağı zaten buradaki 24'ten belli oldu. Hemen E'yi eledim. Ne olacak arkadaşlar? D2 olsa mesela şurası D2 olsa bu sefer ne olacak? ED'nin AD'ye oranı acaba 2 mi? ED neresi? ED 20. AD'ye bakalım. AD'de arkadaşlar şurası 10, 13. Bunu oranladığım zaman zaten 2 olmaz. C'ye bakalım. Burada artık C yazalım. Şöyle B10 yazalım şuraya. Tamam. Bu ne demek? EB'nin AB'ye oranı acaba 10 mu? Bakalım. EB uzunluğu neresi arkadaşlar? EB uzunluğu bakın şu 10, 20 daha 30. AB'ye bakalım. AB'de 3. 30 bölü 3 10 yapar mı? Yapar arkadaşlar. Demek ki doğru cevabımız C şıkkıymış. Valla bu da güzelmiş. Ha. Beğendim yani bunu da. Bunu da yıldız diyelim. Daha 3 yıldız atalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.